Dostlar, İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak, a.k.a. İbofesör, a.k.a. dünyanın en seksi adamı. Tartışmasız. Bugün sizlerle birlikte Enes Batur doğal mı değil mi sorusunun yanıtını arayacağız. Ama bu video sadece Enes Batur doğal mı değil mi sorusuyla kalsın istemiyorum, çünkü bu gördüğünüz değişim aslında doğal mı değil mi diye tartışılabilecek bir değişim değil. Kesinlikle doğal bir şekilde ulaşılabilecek bir değişim. Hatta 3 ay içerisinde bile ulaşılabilecek bir değişim. Zaten Enes Batur'un kendisi de bu değişime 3 ay içerisinde ulaşıyor dostlar. İbofesör, başta cevabı verdiysen videoyu çekmenin manası ne? Sadece doğal mı değil üzerine kurulu bir video olmayacak dostlar. Enes Batur bu değişimi nasıl yaptı? Beslenmesi, antrenmanları, bunları da açıklayacağım sizlere. Yiğidi öldür hakkını ver deyimi vardır ya. Bunun hem yiğidi öldür bölümünü uygulayacağız. Yani doğru yaptığı yerlerden bahsedeceğiz, hakkını vereceğiz. Hem de öldür bölümünü yapacağız. Yanlış yaptığı yerler varsa yanlış olduğundan bahsedeceğiz. Doğrusunu söylemeye çalışacağız. İsterseniz gelin o zaman bu bahsettiğimiz, üzerine konuşacağımız değişim nasıl bir değişimmiş biraz daha detaylı göstereyim sizlere. Dostlar, görüyorsunuz fotoğraflar arasındaki farkı. Video bulamadım. Enes Batur'un şişman olduğu zamanlarda pek çektiği video yok tişörtsüz. O yüzden net bir video bulamadım. Ama birkaç tane fotoğraf buluyoruz. Burada zaten değişimlerini görüyorsunuz dostlar. Vücut değişiminden sonra tabii ki biraz daha tişörtsüz videolar atmaya başlamış. Artık rahatladığı için, daha iyi göründüğü için biraz daha özgüvenli bir şekilde tişörtsüz videolar çekiyor. Videonun ilerleyen zamanlarında zaten daha fazla göstereceğim bunları. Ama şu anda değişim dediğimiz zaman aklımıza bu fotoğraf gelecek. Enes'in YouTube'a attığı değişim videolarına baktığım zaman bize pek bir sayı vermiyor dostlar. Yani başlangıçta kaç kiloydu, şu an kaç kilo, kaç kilogram verdi, bunlarla ilgili bir şey söylemiyor bizlere. O yüzden İbofesör seksi gözleriyle fotoğraflara bakıp kendi alıcı gözüyle bir rakam vermeye çalışacak verdiği kilo ile ilgili. Şöyle bir alıcı gözle baktığım zaman dostlar, aşağı yukarı 20 kilogramlık bir kütle verdiğini söyleyebiliriz dostlar. 20 kilogramlık bir kütleyi 3 ay içerisinde veriyor. Bu ne demek oluyor yani? Çok sert bir diyet yapması gerekiyor bu değişimi yaşayabilmek için. Şimdi bu değişimi yaşadıktan sonra beni sinirlendiren birkaç olay var. Videonun altına gelen yorumlar olsun, işte birçok internet sitesinde Enes Batur'un değişimiyle ilgili okuduğum yorumlar olsun, beni biraz sinirlendirdi. Çünkü insanlar yiğidin hakkını vermeyi bilmiyor. Çünkü hep yiğidi öldürmeye odaklanmışlar. Kendileri yiğit olamadığı için bir yiğit ortaya çıkıp bir şeyler yaptığı zaman sürekli öldürmeye çalışıyorlar. Adamlar diyor ki işte 2-3 tane eleştiri var bununla ilgili. Bir tanesi şunu söylüyor: senin baklavaların yamuk, bok gibi görünüyor falan diyorlar. Bir tanesi de şunu söylüyor: İşte zargan olmuşsun, bir deri bir kemik olmuşsun, vücudunda hiç kas kütlesi yok, kolların şey gibi, işte sırık gibi, anasını satayım, kürdan gibi kolların var, bok gibi görünüyorsun, eskiden daha iyi görünüyordu. Bok eskiden daha iyi görünüyordu. Senin ben göz merceğini sikeyim. Bak, bunlar beni kızdırıyor işte. Böyle saçma sapan yorumlar beni kızdırıyor. Neden? Çünkü hiçbir bok bilmeden vücut geliştirme ile ilgili, fitnessla ilgili, vücut değişimi ile ilgili, kas gelişimi ile ilgili, beslenmeyle, kilo verme ile ilgili hiçbir bok bilmeyen insanlar gelip böyle saçma sapan yorumlar yapıyorlar. Sadece bu saçma sapan yorumları yapmalarından bu sporla ilgili hiçbir bok bilmediklerini ben anlıyorum. Bak, yükseldim biraz. Hafiften düşüreceğim kendimi. Çünkü çıldırdım. Kameraya tokat atacağım falan şimdi böyle. Sakin olmaya başlayacağım şimdi. Bekleyin. Adamlar bunu söyleyince ben çıldırıyorum. Neden? Hiçbir bok bilmiyorlar. Baştaki baklava olaylarına gelelim, tamam mı? Baklavan yamuk, işte bok gibi görünüyorsun. Şimdi nasıl göründüğüne değinmeyelim. Baklavanın yamuk olması bazen görüntüyü etkileyebiliyor ama baklavan yamuk dedikleri zaman sanki sen baklavanı yamuk mu yapmışsın gibi bir saçmalık ortaya çıkıyor. Sen gerizekalısın, baklavan yamuk olmuş gibi bir şey ortaya çıkıyor. Böyle bir şey yok. Bu genetiktir. Bu doğuştan gelme bir şeydir. Baklavanın tanesi de genetiktir. Bazıları 4 tane baklava yapabilir, bazıları 8 tane, bazıları 10 tane baklava yapabilir. Ben 4 tane baklavan vardır sallıyorum işte genetik olarak. Ben 10 tane baklava yapacağım, hadi ağırlıkla mekik çekelim. Hiçbir bok olmaz. İstiyorsan 100 kiloyla mekik çek. 4 tane baklavan varsa genetikte 8'e çıkaramazsın, 6'ya çıkaramazsın. Bu genetiktir. Simetri de genetiktir. 4 tane baklavan vardır. Bir tanesi üstte, bir tanesi altta, böyle karışık bir şekildedir. Bu da genetik. Yani istediğini yap, istediğin gibi çalış, istediğin fizyoterapistle çalış, milyonlarca lira harca anasını satayım en kral hocalara, yine o simetriyi düzeltemeyeceksin. Bu genetiğinle ilgili. Bir diğer eleştiri, işte sen zargan olmuşsun, kas kütlen çok düşük, kolların kürdan gibi. Bunu söyleyen insanlar da vücut geliştirmeyle ilgili hiçbir şey bilmiyorlar. Çünkü bu adamın çektiği videoya bakın. Zaten değişiminin başlığı şu: 3 ayda baklava yaptım. Yani amaç kas kütlesi geliştirmek değil. Amaç yağ oranı azaltıp baklavaları ortaya çıkmak.
çıkartmak. Yani şey bu, başlık bu, amaç bu, anladınız mı? Zaten 3 ay içerisinde bundan başka bir şey yapamazsınız. Bakın bir eğitim vereyim sizlere. Sürekli cahil olduğunuzu söylüyorum ya. Profesör sen de işte bir cahil diyorsun, bir bak bilmiyorlar diyorsun. Sen bir şey öğretmiyorsun. Öğreteyim sizlere. Vücut geliştirmede değişim dediğimiz zaman büyük bir değişimden bahsediyoruz. YouTube'a çıkıp işte 3 ay antrenman yapıp kas kütlesi geliştirmeye çalışıp 2 kilo kas kütlesi geliştirip bakın nasıl geliştim falan demeyeceksiniz. Büyük gelişimden bahsediyoruz. Değişim dediğimiz zaman insanlar baktığı zaman ooo öyle bir değişimden bahsediyoruz, tamam mı? Böyle büyük bir değişim için 2 tane strateji izleyeceksiniz. İzleyebilirsiniz. Birincisi kilo verme, yağ yakımı stratejisi. İkincisi kas kütlesi geliştirme stratejisi. Birinci stratejiyi seçerseniz, yani amacınız yağ yakımı ise, bunu kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Kaloriyi azaltacaksınız, yüksek protein alacaksınız ve antrenmanlarınız biraz daha kardiyo odaklı olacak. Yani amacınız yağ yakımı, kalori yakımı olacak. Kaloriyi azalttınız zaten, daha az yemeye başladınız yüksek protein alarak. Bir yandan da kardiyoyu arttırdınız, bir miktar da ağırlık çalışıyorsunuz tabii ki. Ondan sonra ne oldu? Fazla kalori yakmaya başladınız. Az da alıyorsunuz. Büyük bir kalori açığı oluştu. Yani daha az yiyorsunuz, daha fazla yakıyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Vücudunuzdaki enerji deposunu yakmaya başlayacaksınız. Yağ yakmaya başlayacaksınız ve hızlı bir şekilde kilo vereceksiniz. 3 ayda 20 kilogramlık bir kilo verebilirsiniz. Ama 3 ay içerisinde ben kas geliştireceğim diyorsanız öyle göz boyayan bir kas kütlesi geliştiremezsiniz işte. O zaman da ikinci stratejiye geleceksiniz. İkinci stratejide biraz daha uzun vadeli bir strateji olacak. Aşağı yukarı bir zaman vermem gerekirse gerçekten kas kütlesi geliştirerek göz böyle alıcı bir gözle baktıkları zaman ooo diyecekleri bir kas kütlesi geliştirmek istiyorsanız 6 aylık bir süreye ihtiyacınız olacak. 6 ay boyunca temiz bir şekilde kas kütlesi geliştirmeye çalışacaksınız. O zaman insanlar baktığı zaman ha bak gerçekten de gelişmiş ooo diyebilirler yani. Bundan kısa süreler 3 ayda, 2 ayda, 1,5 ayda kas kütlesi geliştiremezsiniz. Geliştirdiğiniz kas kütlesi öyle aman aman bir kas kütlesi olmaz, insanlar şaşırmaz. Yani YouTube'a içerik çekip bakın nasıl geliştim diyebileceğiniz bir değişim olmaz bu. İkinci stratejiyi uygulayabilmek için 6 aylık bir süreye ihtiyacınız var. En az dostlar. Yani buradan nereye çıkıyoruz dostlar? Eğer 3 aylık, 2 aylık, 1,5 aylık bir değişim videosu çekecekseniz mecburen yapacağınız tek strateji kilo verme stratejisi olacak. İşte 50 kilogram bir adam 2,5 ayda, 1,5 ayda 15 kilogram kas kütlesi alamaz. 20 kilogram kas kütlesi alamaz, insanları şaşırtamaz. Ama 90 kilogram bir adam 70 kiloya inip işte 1,5 ay içerisinde, 3 ay içerisinde insanları şaşırtacak bir vücut değişimine gelebilir. O da yağ kütlesi yakarak. Çünkü yağ yakmak kas kütlesi geliştirmekten çok 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 daha kolaydır. Anladınız mı? O yüzden böyle eleştirileri yaparken ne konuştuğunuzu bir bilin. Zaten olması gereken doğal bir şey, gerçekten olması gereken bir şey üzerine eleştiri yapıyorsunuz. Doğru olan bir şey, doğal olan bir şey üzerine eleştiri yapıyorsunuz. Yani şöyle, adam tahtaya çıkıyor, 2 kere 2 4 diyor. Siz diyorsunuz ki 2 kere 2 4 olur mu? Bu olması gereken şey zaten. Dangalak. Adamı canını sıkmayın bak. Amına koyacağım bak ha. Neyse hafiften sakinleşeceğim şimdi. Artık bir şeyler öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Peki Enes Batur hangi stratejiyi kullanıyor sizce? Anlayabilirsiniz. Aynen öyle. Birinci stratejiyi kullanıyor. 3 ay içerisinde 20 kilogramlık bir kütle kaybetti. Yağ kütlesi kaybetti. Ufaktan bir kas kütlesi de ekledi. Tabii ki bir yandan da ağırlık antrenmanları da uyguluyor. Antrenman programını da atarım sizlere böyle. Haftanın 2 günü full ne yapıyor? Kardiyo yapıyor. Full kardiyo. Diğer 3 günü ise işte vücut ağırlıkları ile, bazen de işte kilolarla spora gidiyor zaten. Spor salonuna gidiyor. Biraz daha böyle yüksek tekrar odaklı. Düşük ağırlıklar, yüksek tekrar odaklı. Antrenman yapıyor. Ağırlık antrenmanı yapıyor. Bu da tekrardan yüksek kalori yakmasını sağlıyor dostlar. Böylelikle ne oluyor? Yüksek bir kalori yakıyor. Bir yandan da hafiften ağırlık çalıştırdığı için ufaktan da bir kas kütlesi ekliyor. Yeni başlıyor spora bu arada. Spora yeni başlamasının da bir etkisi var. Normalde çok ileri bir seviyeye geldiğiniz zaman çok hızlı kilo vererek kas kütlesi ekleyemezsiniz. Ama yeni başladıysanız newbie gains dediğimiz, yeni başlayanların hızlı kas kazanması, hızlı adaptasyonu dediğimiz bir olay vardır. Siz çok hızlı kilo verseniz bile bir miktar kas kütlesi eklersiniz. Bu da Enes Batur'la ilgili önemli noktalardan bir tanesi. Söylediğim gibi Enes Batur'un antrenman sistemi hızlı kilo vermeye odaklı bir antrenman sistemi. Beslenme programına bakın. Adam 3 öğün yapıyor. Öğünlerinde yüksek protein alıyor. Orta seviyede yağ alıyor. Düşük seviyede karbonhidrat alıyor. Totale baktığımız zaman 3 öğün yapıyor ve
Aldığı günlük kalori miktarı çok düşük. Aşağı yukarı 2000 civarı bir kalori aldığını düşünüyorum en fazla. Bir yandan da çok yüksek kalori yakıyor. Bundan önce eskiden hayvan gibi yiyordu. Birden kaloriyi çekti. Bir yandan antrenmana başladı. 3 ay içerisinde çok fazla yağ yaktı ve göründüğü fiziğe ulaştı dostlar. Burada adamın hakkını vermek istiyorum dostlar. Adam hayatı boyunca şu an 23 yaşında mı 22 yaşında mı bu değişimi yaptığında kaç olduğunu bilmiyorum. Ama 22-23 civarlarında bir yaşı olduğunu düşünüyorum bu değişim sürecini yaşadığı zaman. 20 yıldır, 22 yıldır adam sürekli şişman bir şekilde yaşıyor. Ve gelip 3 ay içerisinde bu kadar kiloyu verecek kadar disipline ulaşmak çok zor bir şey. Tabii ki büyük ihtimalle bu motivasyonu sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi bu adamın YouTube'a içerik üretmesi. İşte ben değişime başladım. Bunu paylaşıyor bu arada. Değişime başladım. Vücudumu değiştireceğim. Bunu milyonlara sunması da ona bir motivasyon vermiştir. Yani böyle bir şey söylediysek yapmak zorundayız. Yani insanlar bizi izliyor sonuçta, anladınız mı? Bu da büyük bir motivasyondur bu arada. Diğerlerine söyleyip yapmak zorunda hissediyorsunuz artık. Bir kere ağzımızdan çıktı, anladın mı? Erkek adam sözünü tutar tarzı bir motivasyon oluyor sizlere. Bunun da etkisi vardır. Ama bu diyeti yıllardır hayvan gibi beslenerek birden bu diyete geçmek, bunu 3 ay sürdürmek çok zordur dostlar. Bu konuda hakkını tekrardan vereceğim. Vücut değişimine geldiğimiz zaman da güzel bir değişim yakalamış. Sadece düşük bir kas kütlesine sahip. Bu da söylediğim gibi 3 aylık zaman zarfı içerisinde normal bir şey. 20 kilogramlık bir yağ kütlesi kaybederken 15 kilogram kas kütlesi kazanamazsınız. Bunu ilaçla da yapamazsınız. Doğal bir şekilde kazandığınız ufak bir kas kütlesi var. O da yani olabilecek en iyi şey. 20 kilogram veriyorsunuz dostlar. Öyle kolay değil yani. Çok büyük bir defisittesiniz. Çok az kalori alıyorsunuz ihtiyacınızdan. Kas kütlesi geliştiremeyeceksiniz tabii ki. Çok fazla yağ kütlesi kaybedeceksiniz. Ufak bir kas kütlesi yeni başladığınız için kazanacaksınız. Ve yağ da kaybettiğiniz için güzel bir görünüş ortaya çıkacak. Yani burada yadırgadığınız şey aslında olması gereken doğal bir şey dostlar. İnsanlara bok atmayı bırakın. Ben sinirleniyorum artık yani. Adamlar o kadar özveri yapıyor, o kadar işte fedakarlık yapıyor, yemek yemiyor, işte alkol içmiyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor. 3 ay boyunca hayvan gibi bir değişim almaya çalışıyor. Ondan sonra bir tane işte dallayarak çıkıyor. Hey, baklava yiyor, kolların sırık gibi şapla abi koyacağım. Kafanı yerinden çıkaracağım şimdi var ya. Her neyse dostlar, yavaştan videonun sonuna gelmeye başlayacağım. Bu arada Enes Batur'un videosunu, değişim videosunu izlemek istiyorsanız linkini aşağıya bırakacağım. Uzun bir video, her şeyi burada konuşamadım. Birçok tavsiye de veriyor zaten bu videoda. Güzel bir video. Gidip o videoyu da linke tıklayarak izleyebilirsiniz dostlar. Son bir tavsiye vermem gerekseydi Enes'e, eğer Enes bu değişime başlamadan önce bana sorsaydı şunu söylerdim. 3 aylık değişim yapmak yerine, tabii ki YouTube'a içerik çekiyor, 3 ayda hızlı bir değişim falan daha çok ilgi çeker ama daha kalıcı, güzel bir fizik istiyor olsaydı ben şunu söylerdim. 6 aylık bir zaman zarfına ihtiyacımız var. 3 ay değil 6 ay yap. 6 ay olduğu zaman 2 tane stratejiyi birleştirecektik. İlk stratejiyi zaten açıkladım, kilo vermek için kısa sürede. Az yiyeceksiniz, çok antrenman, çok kardiyo yapacaksınız. Fazla yaktığınız için hızlı kilo vereceksiniz. İkinci stratejiyi açıklamadım, o da şu dostlar. Kas kütlesi geliştirme stratejisi. Burada yapacağımız şey yüksek bir kalori almak. Zaten Enes Batur çok eskiden böyle hayvan gibi yemek yediği için gereğinden çok 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 fazla kalori aldığı için ilk girdiğimizde aslında biraz kaloriyi düşürsek bile bize sıkıntı yapmayacak. İstediğimiz verimi alacağız kas kütlesi gelişimi olarak. Kas kütlesi geliştirmek için yüksek bir kalori alacağız. Ağırlık antrenmanları yapacağız ve yüksek protein alacağız. Ağırlık antrenmanları kasa hasar verecek. Yani kas kütlesini geliştirmeye odaklı çalışacağız. Kasa hasar vermek, yüksek protein, yüksek kalori alıyorsak kasın gelişimi anlamına geliyor. Biz bu 6 ayın, söylediğim bu zaman zarfını genişlettik ya, 6 ayın 4 ayı kas gelişimi stratejisini uygulayacağız. 4 ay içerisinde elimizden gelen en yüksek kas kütlesini geliştireceğiz. 4 aydan sonraki 2 aylık süreçte ise sert bir diyete gireceğiz. Enes Batur'un yaptığı gibi sert bir diyete gireceğiz. Üzerimizde bulunan yağ kütlesini kaybedeceğiz. Kas kütlemizi koruyarak. Ne oldu? 6 ay sonunda ilk 4 ay kazandığımız kas kütlesini koruduk. Yüksek bir kas kütlemiz var. Ondan sonra yağ oranını azalttık. Yine düşük bir yağ oranına geldik. Vücudumuza baktığımız zaman daha üçgen, daha dolu, daha sert bir yapıya sahip olacak. Enes'in şu an göründüğünden. Yani Enes Batur bana sorsaydı yapacağım tek değişiklik bu değişiklik olacaktı. Strateji üzerinde ufak bir değişiklik yapacaktık ve uzun vadede çok daha işine gelecekti. Neden? Şöyle bir durum var dostlar. Siz 3 ay içerisinde 20 kilogram verdiniz. Çok güzel, vücudunuz iyi görünüyor. 3 ay bırakın diyeti, kiloyu geri alın. Eskisi gibi görüneceksiniz. Yağ oranınız aynı seviyeye gelecek. Yine bok gibi görüneceksiniz. Yalnız eğer ikinci strateji uygularsanız, kas kütlenizi arttırırsanız, yağ oranınız düşüktü ya,
3 ay tekrardan bıraktınız. İşte diyeti hayvan gibi yemeye başladınız. Ama kas kütleniz yüksek olduğu için yağ kütlesini geri kazansanız bile vücudunuzda o kadar kötü görünmeyecek yağ kütlesi. Çünkü vücudunuz artık biraz daha halklı görünüyor olacak kas kütlesinden kaynaklı. O yüzden diyeti bıraksanız bile kas kütleniz yüksek olduğu için iyi görünmeye devam edeceksiniz. O zaman Enes Batur'a ufak bir tüyo verdikten sonra da sizlere birçok şey öğrettikten sonra da bu videonun sonuna gelmiş olabiliriz dostlar. Yavaştan videoyu bitireceğim. Bu videoya benzer daha fazla video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İBOfesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İBOfesyonel Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın. Ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz.